hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımın konuğu Buray. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Her şey güzel. Maşallah. Süperiz. İyisin. Bu pandemi döneminde mutfakla aran iyi galiba. Yani herkes tabii MasterChef oldu bu dönemde. Heh. Yani bir ara hayatımda yapmadığım şeyleri yaptım. Girip internette yemek tarifi aradığımı fark ettim. Bana ne oluyor gibisinden böyle bir baktım. Tamam. Ama uyguladın onları değil mi? Uyguladım. Pırasaya kadar pişirdim yani. İnanılmaz. Pırasa. Ya biz ne MasterChef'ler, ne usta aşçılar gördük. Ne büyük iddialarla geldiler. Nasıl sükutu hayalle gittiler. Ama Buray yapar bugünkünü. Kolay tarif ya, yapar ya. Bak şu anda çıtayı başka bir yere koydum. Bilsem daha zor bir şey yapardım ama bildiğim kadarıyla spor yapıyorsun. Yapıyorum. Yani hem fiziğine hem kondisyonuna yatırım yapıyorsun diyeyim. Yani insan kendi vücuduna yani yatırım yapar. Yani sağlık için. Aynen. Tabii. Ve protein bazlı beslenmeyi de seviyorsun. Yani evet. Evet. Yani ben genelde nasıl beslenirim? Sporcu diyeti, işte salata, işte ızgara et, ızgara balık. Balık daha fazla çok severim. Şimdi ben bugün senin için bu kişisel diyetine uygun bir içerik çıkarttım. Tamam. Şimdi sen tabii endişeleniyorsun. Acaba böyle deyip sağ gösterip sol mu vuracak, tatlı mı yaparız filan değil mi? Endişeleniyorsun diye tahmin ediyorum. Çünkü seni bana karşı doldurdular burada. Şimdi tatlı hiç görmedim hayatımda. Çok da yemem. Yapılışı da nasıl olur hiçbir fikrim yok ama işte ızgaradır, sebzedir falan. Bunlar çok basit şeyler. Tamam işte onlardan yapacağız. Tamam süper. Hala inanmadığını görebiliyorum gözlerinde. Ama inan çünkü... Her an bir sürpriz çıkabilir. Yok inan bana. Türkiye Güven Endeksi en yüksek yerdesin şu anda. Tamam. Bak hiç kimseye güvenme. Burada hepsi... Herkes, etrafındaki herkes şu anda, senin ekibindekiler dahi adeta bir böyle göldeki timsah gibi bekliyorlar ama ben varım yanında. İnan bana. Güvendim. Hep beraber inanılmaz güzel bir tarif yapacağız. Bugün yapacağımız şey aslında, bu böyle hani yurt dışı tariflerde geçer, soft bun diye geçer böyle. Çok kolay bir hamur işi, çok kolay. Evet. Koyacağız, karıştıracağız ve buharda pişireceğiz onu. Tamam. Müthiş. İçine de çok basit bir kokoreç yapacağız. Tamam. Çok basit. Çok basit ya. O kadar az malzemeyle çalışacağız ki inanamazsın yani. Deneyelim. Deneyelim. Kokoreç yedin mi? Yedim tabii. Tabii seversin. Yani severim. Seversin. Ama yani çok böyle ayda bir... Zaten evet böyle tabii. Hani kolesterol yüksek olduğu için ayda bir. Biz yalnız kokoreçi normal hani bildiğimiz kokoreç hani şeyden yapılır ya böyle hayvanın iç organlarından falan. Biz onlardan kullanmayacağız. Ya ben seni onlarla uğraştırmayacağım böyle bağırsakla falan uğraştırmayacağım. Direkt koç yumurtasından yapacağız. Tamam. Olur. Koç yumurtası. Evet. Güzelmiş. Güzel değil mi? Tabii. Yani yaparım. Ne kadar zor olabilir ki? Ben zeki, çevik, akıllı ve dediklerimi yapan koç yumurtasıyla da büyük mücadele edecek bir Buray bekliyorum. Bayağı eğlenceli olacak. Ayıklamasını falan hepsini anlatacağım sana. Süper. Tamam. Okay. Anladım ben. Ben sana bir şey söyleyeceğim. 20 dakikada biz bu işi yapacağız. Allah yardımcımız olsun. Amin inşallah. Buray. Haydi kolay gelsin. Arda ile omuz omuza başlıyor. Buray çok hızlı olacağız. Kendine doğru çek ve açma düğmesine bas. 160 dedin değil mi? 120, 130, 110 oldu burası ekstra. Hadi ya benim önümde ne varsa aynısı sende de var. Ta hepsini koydum o zaman. Yapma. Bu ne? Gram. Ne bu? Küçük olandan. Şimdi. Senin hamur kaç gram? Hemen ölçüyorum. 850. Kaç? O da benim yüzümden değil. Terazi yani terazi bozuk. Ben şimdi 5.'yi de bitirdim. Sıra geldi 6.'ya. Artık bitime çok yakınız Buray. Beraber miyiz? Aha açamadım. Aşk olsun. Allah Allah. Kayıyor olabilir elin. Şeyle peçeteyle tut. Bezle tut. Bak bak şu kokoreçin güzelliğine bak. Domatesi ve biberi de ekliyorum. Dur daha domatesi ekleme. Önce biberi ekliyorsun. Hadi ya ben karıştırdım. Yanıyor. Yanıyor mu? Haydi Buray. Haydi Buray bak denizleri açtık, derelerde boğulmayalım. Geldim ben. Ha dur ben en iyisi görmeyeyim. Buray çok hızlı olacağız. Tamam. Ve her şeyi pratik yapacağız. Alt taraftan en büyük boy kaselerden birini çıkartmanı istiyorum. Tamam mı? 3 boy cam var bir tanesini çıkaracaksın. Evet. O zaman sonra en önünde bir tane yuvarlak tartı var, hassas terazi. Onu tezgahın üstüne al. Ön tarafında küçük bir panel var, kendine doğru çek ve... Açma düğmesine bas. Bütün göstergeler önce 8-8-8 0 gösteriyor. Tamam mı? Doğrudur. Şimdi tamam. Cam kaseni onun üstüne koy. Bir cam kasenin darasını alacağız. Üstüne birazcık basılı tut. Darasını alsın. Ve bunu 0 yazsın. Anlatabildim mi? Tamam. Anlattım diye tahmin ediyorum. Okeydir. Şimdi burada her şeyi karıştıracağız.
İşi bitireceğiz. Senden yapmanı istediğim. Fırının üstüne gel. Büyük kaselerden bir tanesinde un var. Bir tanesinde şeker var, bir tanesinde un var. Büyük kasedeki unu al lütfen. Aldım. Ve buradan 160 gram kadar un porsiyonla. Kaşıkla alıp içerisine 160 gram koyabilirsin. Eğer darasını aldıysan Buray, işlem kolay. Darasını almadıysan gramajda bir hata olabilir ha. Bu galiba bozuk, böyle eksik şey gösterir, rakam gösterir. Dur, nasıl yani? Yani bir dakika. Şey mi, darası mı? Yok, o kadar göstermez ya. Yok şey, tartının şeyi göstermez. 20 oldu. 160 dedin değil mi? Aynen öyle. 160 gram ondan koyuyorsun. 120, 130. Sonra küçük kaseden yine beyaz olan mısır unundan alıyorsun. Ondan da bir 40 gram koyacaksın üstüne. 160. Bak hemen orada yan tarafta duruyor küçük kase. Oradan da bir 40 gram koyuyorsun. Toplam 200 bu ne? Gram. Ne bu? Küçük olandan. Mısır unu mu dedin? Evet, aynen öyle. Kaç gram? 40 lütfen. Toplam 200 gram oldu mu? Galiba oldu. Harika. Bunların üstüne şöyle doluca bir tutam tuz atıyorsun. Küçük bir kaşık kadar. Önünde duruyor zaten tuz ve karabiber. Tamam mı? 160 gram un, 40 gram mısır nişastası. Okey miyiz? Okeyiz. Tamam. Şimdi hemen önünde kabartma tozu duruyor. Bu kabartma tozundan da şöyle yaklaşık 2 çay kaşığı kadar koymanı rica edeceğim senden. İyice kabartacak bu bizimki. Tamam mı? Çay kaşığı. Evet. Var mı çay kaşığımız? Normal bir kaşıkla koyabilirsin Buray. Tamam. Ben sana güveniyorum. Sonra buzdolabından yani krema alacaksın. 70 mililitre kadar da krema koyacaksın buna. Şimdi ben buna bir darasını alayım. Sıfırladım. Buradan 70 yapacağız. 30, 60. Okey, süper. Yetişiyor musun bana Buray? Yetişiyorum. 70. Harika. Harika. Bir o kadar da süt koyacağız. Tamam mı? Yani toplam 70, 70, 140 olacak. Tam 70 çıkmadı ama. Kaç çıktı? 50 falan. 50 mi? Kremadan. Peki. Tamam, bir şey değil. Okey, süper. Bizim olsun. Şimdi hassas teraziyi kenara aldım. Bu benim aslına bakarsan karışımım. Sütümüz nerede? Süt tezgahın üstünde duruyor. Bak, bunu kasenin içerisinde güzelce karıştırıyorsun. Tamam mı? Tamam. Nasıl? İyi mi durumu? Buray? İyi gibi. Yani tam 70-70 olmadı ama. Kaç kaç oldu abi? Ne bileyim, 60-60. 110 oldu burası ekstra. Hadi ya, o birazcık kuru kalır ama o zaman. Yok, malzeme yok. Nasıl yok? Yani az. Allah Allah. Benim önümde ne varsa aynısı sende de var. Ta hepsini koydum o zaman. Yapma. Yapma. Acaba tartıda mı sıkıntı yaşıyorsun? Tartı sıkıntı var. Bir rakam eksik zaten. Allah Allah. Ben Burak... kafadan böyle 11'i gördüm. 110 diye tahmin ediyorum ama. O ne yaptın? Ya bu da bir tane rakam yok burada. Baba. Yani dur. Mesela 1-1 diğer rakamı görmüyorum. Muazzam. Bir şey söyleyeceğim. Bu He. Abi seninki Oz'da kalmış. Buradan bak, böyle yapıyorsun. Tamam. Dağıldık. Tamam, hepsini koydum artık yani. Sütün mü? Bir karıştır bakalım, neye döneceğiz. Tamam. Yani görsel olarak bir şey yok. Duyduklarınla her şeyi uygulaman lazım. Tam olarak da %100 yapamıyorsun bazı şeyleri, kaçırabiliyorsun. Ama o da benim yüzümden değil. Terazi, yani terazi bozuk. Tartımız mı bozuk? Tarttık. Ben gelince düzeliyor, ben gidince mi bozuluyor tartı? Bir şey söyleyeceğim, bu pandemi döneminde evde hiç bu tip tarifler yaptın mı? Yapmadın herhalde, değil mi? Yani yok, hamur işi, Çok yok, peki. Ne yaptın? Pırasa dedin, başka? Ne yaptım? Genelde böyle bir tane güveçim vardı. Çok güzel. Onun içine ne bulursam koyuyordum. Süper. Fırına veriyordum, muhteşem bir şey çıkıyordu. Oo, harikaymış. Tamam. Tamam. Bak şimdi ben tezgahın üstüne aldım, yoğuruyorum bunu. Çünkü yoğurma kıvamına geldi hafiften. Tamam, benimki de. Nasıl? Güzel oldu mu? Vallahi olduğu gibi. Helal olsun. Helal olsun. Senin demek ki şeyinde var yani. Hani hamurumda var. Hamurunda, evet, aşçılık var. Helal. Bak, çok güzel. İyice yoğurdum bunu. Böyle bir hafif hamur kıvamına geldi Buray. Değil mi? Evet. Harika. Şimdi senden ricam şu. Tekrardan hassas terazini alıyorsun. Tamam mı? Bu hamurunu terazinin üstüne alacaksın. Tamam. Toplam benimki aşağı yukarı 350 gram civarında. Tamam mı?
aşağı yukarı yani 350-360 gram civarında yaklaşık böyle 60'ar gramlık 6 tane parça keseceğim bundan ben. Bir saniye şimdi. Senin hamur kaç gram? Hemen ölçüyorum. 850. Kaç? 850. 850 mi? Helal. Bir şey 350 mi istiyoruz? Gerçekten Nasrettin Hoca gibi olduk bak şeyde hani enteresan bir şekilde. Ben tamam, ama sana güveniyorum. Ben... Sen yapacaksın Buray. Tamam İnanılmaz. 300 gram aldım okey buna şimdi bak, yok o zaman. Senden aşağı yukarı böyle 60'ar gramlık parçalar kesmeni rica ediyorum. Kestiğin tamam. Parçayı zaten tartının üstüne koyarak direkt olarak kaç gram olduğunu hesaplayabilirsin. Mesela benimki bu 74'müş. Hemen bir fazlasını alalım. Süper. Yani ben ounce hesabı gidiyorum. Sen gram hesabı. Ama niye sonuçta... ya? Demin ben seninkini grama çevirdim. Tamam şimdi artık bundan sonra tamam devam ama helal. İlk başta karıştırırken. Tamam 60'ar gramlık parçalar kesiyorsun. Tamam mı? Tamam süpermiş. Süper. Süper. 6 tane parçaya ihtiyacımız var. Okey. Harika. 3. Şimdi... Benim 6 tane parçam var. Bunlar bizim banlarımız olacak. Tezgahın üstünde bunu böyle güzelce yuvarlıyorsun. Zaten yapışmıyor çünkü çok güzel bir hamur açtık. Değil mi? Evet. Helal. Böyle 5. Güzelce yuvarlıyorsun, yuvarlıyorsun, yuvarlıyorsun. 6. Ve 6 tane yuvarlak elde ediyorsun. Çok hızlı gidiyoruz ama... Niye? Yetişiyorum. Helal. Bence sen yapıyorsun. Işık hızında ilerliyoruz. Yani hiç sıkıntısız yapıyorsun. Yani şu ana kadar zaten... Bütün tekniklere hakimsin gördüğüm kadarıyla. Tamam. Harika. Bak 6 tane böyle hamur yaptık. Şimdi senden yapmanı isteyeceğim şey. Bu hamurun bir tanesini avucunun içine al lütfen Buray. Tamam aldım. Hafifçe böyle avucunun içerisinde diğer elinle üstüne basarak hafif böyle bir yuvarlak hale getir bunu. Tamam mı? Sonra işaret parmağını ortasına koyup birazcık bastırıp iz verip bu hamuru... İşaret parmağının etrafında kalacak vaziyette sanki bir poğaça gibi böyle hafif yuvarlak kapatıyorsun. Anlamadım. Peki bir daha anlatayım. Hamuru avucunun içerisine alıyorsun. Aldım. Bastırıyorsun. Diğer avucunla üstüne. Diğer avucunla üstüne doğru bastırıyorsun yassı hale getiriyorsun. Yassı hale getirdim. Sonra işaret parmağını ortasına koyuyorsun bir iz veriyorsun. Tamam. Kaldırıyorsun işaret parmağını. Tamam. Sonra hamuru... O işaret parmağında verdiğin izin etrafında böyle kapatıp sanki bir poğaça gibi yapıyorsun yuvarlak. Tamam anladım şu an. Süper. Bak buraya gelenler şey diyorlar Arda hiç güzel anlatamıyor diyorlar. Sen katılıyor musun buna? Yani daha bundan daha güzel anlatılmaz bence. İşte be gerçekten. Şu anda bir insanlık dersi veriyorsun. Tebrik ediyorum seni. Komutları dinleyerek yapmak çok güzel bir challenge. Benim hoşuma gitti. Zamanla yarışıyoruz. Bak bunu böyle kapatıyorum ve hemen yan tarafta şeyler var. Beyaz beyaz böyle muffin kağıtları var. Görüyor musun? Muffin evet kağıtları. Gördüm evet. Heh, o muffin kağıtlarının içerisine alıyorsun. Toplam 6 tane. Nasıl gidiyoruz Buray? Tamam. Konuş benimle. 2 dakikaya hepsi hazır. 2 mi? Çok mu? Biraz çok. Tamam 1 olsun. Hızlı. İşte bu. Hep böyle çözüm odaklı mısındır hayatında? Evet time management'ım iyidir. Çok iyi değil mi? Vakit. Heh. Zamanı iyi kullanırım. Helal olsun. Ben şimdi 5.yi de bitirdim. Sıra geldi 6.ya. Şimdi bu biraz böyle açılmaya meyillidir Buray. Tamam mı? Hamurlar. Buray. Duyuyorum seni. Hamurlar böyle hafiften açılmaya meyillidir. O yüzden onların ağızlarını sıkı kapat. Tamam. Tamam. Nasıl bir şey çıkacak sonunda ya? Çok merak ettim. Abi çok güzel. Bunlar böyle... buharda o kadar güzel pişecekler ki fırında da pişirebilirdik ama sen... Çin mantısı gibi bir şey olacak bu herhalde. Çin mantısı gibi bir şey olacak. Yakın yakın tabii. Aynen öyle. Eğer ağızları açılırsa dediğim gibi hafiften kapat ve artık bunları tencereye dizeceğiz Buray. Tamam. Tamam. Şimdi bak tencerenin kapağı sıcak olabilir. O yüzden onu bir şeyle tut, torşonla tut. Sonra okay. Bunları alıp tenceredeki buhar gözünün içerisine... Ortası boş kalacakmış vaziyette sanki çiçek diziyormuş gibi çiçek yaprakları oluyormuş gibi yerleştir lütfen. Anlaştık mı? Tamam son 2 tane kaldı onları harika, da yapayım. Bir... Harika. Bak bir bunları böyle hafif böyle birbirlerine çiçek yaprağıymış gibi diziyor olman sonucu daha güzel kılacak. O yüzden şuna dikkat ettin mi? Şey. İş tamam. Şimdi ben bunun son. Kapağını kapatıyorum Buray. Ve alttaki buharla
pişsin diye kendi haline bırakıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Harika. Hatta koyuyorum şu önünde an. Havuç görüyor. Dediğim gibi çiçek şeklinde değil mi? Evet. Harikasın. Harikasın. Bak yeminle bir. 8 tane Dünya Kupası'nı canlı kendi gözlerimle İki. Gördüm Buray. Ben bu kadar hızlı verdiğim komutları takip eden bir konu hiç görmedim. Beş, gerçekten görmedim. Altı. Hakim misin dediklerime? Evet, yanmadan koyduk. Prezentasyonla güzel mi? Güzel bence. Müthiş. Şimdi birazcık havuç ve bu mor lahana ile çalışmamız lazım. Senden ricam, önünde bir havuç görüyorsun. Görüyorum, tamam mı? Aldım. Bu havucun kabuğunu soyacağım bir aparat var, ön tezgahında duruyor. Yarısını onunla tıraşladıktan sonra arkandaki rende ile rendenin kalın ağzı ile rendele lütfen. Anladın? Buray? Tamam, anladım. Helal. Önce bir kabuklarını soydum. Yarısını dedin. Evet, aynen öyle. Duydum. Rendeliyorsun. Sonra mor lahanandan çok küçük bir parça alıyorsun. Yani yaklaşık böyle bir parmak kalınlığında kesiyorsun. Ondan sonra da tezgahın üstünde mümkün olduğu kadar ince ince doğruyorsun. Hiç acele etmene gerek yok. Önemli olan bu işlemleri tam, eksiksiz ve güzel yapabilmek Buray. Nasıl gidiyor? Havuç hazır. Harika. Gerçekten bu mor kadar hızlı. Mor lahanadan ne kadar dedik? Nasıl? Mor lahanadan az bir. Ondan böyle bir parmak kadar keseceksin kenarından. Ondan sonra da işi bitireceksin. Şimdi diğer tarafta ben burada bir tane wok tava var. Wok tavanın altını açıyorum Buray. Tamam. Tamam. Wok tavanın altı ısınırken de dolaba gidiyorum ve bugünün başrol oyuncusu koç yumurtasını çıkartıyorum. Şimdi ben kokoreçi koç yumurtasıyla yapacağım. O yüzden çok çok daha lezzetli olacak. Eminim ki sen de aynı şekilde benimle bu başarılı işi yapacaksın. Hazır mıyız? Tamam, lahana da hazır. Şimdi havuçla karıştırıyorum. Havuçla karıştırıyorsun. Muhteşem, muhteşem. Bak şimdi bir küçük peçete almanı rica ediyorum. Kesme tahtanın üstüne hafif ıslatıp peçeteyi koy Buray. Bir saniyecik. Sonra diğer küçük tahtayı bunun üstüne yerleştir. Şimdi koç yumurtasını, daha önce hiç koç yumurtasıyla çalıştın mı? Herhangi bir iş yaptın mı? Hiç. Hayatımda hiç. İşim olmadı. Gerçekten mi? Bu mu? Herhalde budur. Evet, o. Şimdi bak, onu öncelikle bir havlu kağıda hafifçe silmeni istiyorum senden. Tamam mı? Bir saniye. Önce şimdi bir saniye geri gidiyoruz. Tabii git. Hazırız. Koç yumurtasını aldım. Ondan sonra ne yapacaktım? Küçük olan kesme tahtasının üstüne koyuyorsun. Küçük tamam olan mı? Kesme tahtasının üzerine evet. Koyacaktım. Aynen. Şey bıçağını yapalım. Temizliyorsun. Şimdi koç yumurtasının şöyle bir özelliği vardır Buray. Bunun dış cephesinde oldukça sinirli ve zarlı bir bölüm var. Diklemesine, kendine diklemesine doğru koy. İnce uzun. Ve bunu bıçağınla ortadan ikiye doğru kes. Büyük bir bıçakla kolayca kesebilirsin Buray. Tamam. Diklemesine. Evet. Ortadan ikiye doğru kesiyorsun. Tamam mı? Ortadan ikiye doğru kestiğin zaman iki eşit parçaya ayrılıyor. Gördüğün gibi dışında bir zar var. İçinde de etli olan kısmı var. Baş parmağını kullanarak bunun zarla etli olan kısmı dikkatli vaziyette birbirinden ayırmanı istiyorum senden. Anladın? Gibi. Peki. Bir tamam. Daha tekrar et ne yaptığını. Zarını çıkarıyorum yani. Ama şöyle dışındaki zarı çıkartıyorsun. Ama içindeki ete zarar vermeden bunu çıkartmak için önce böyle baş parmağını kullanacaksın. Tamam. Onu böyle araya sokacaksın ve içindeki etli kısmı güzelce zarından ayıracaksın. Çok az zarar gelirse ne olur? Çok az zarar gelirse çok az zarar görmüş bir koç yumurtası yapmış oluruz. Tamam. O yüzden ben sana güveniyorum. Zaten bunu doğrayacak mıyız yoksa kalacak mı? Doğrayacağız, doğrayacağız. O zaman tamam birazcık zarar görse bir şey olmaz. Diyorsun. Ama yani. Şefim bak yani böyle zarar görmüş bir koç yumurtası ile bir tarif çıkartmak istemezsin. Bence sana yakışmaz. Tamam. Değil mi? Ya tamam, bu tamam. Çok kolay aslında ciğeri ayıklamak şefkatli gibi. Bir şekilde. Ha bak ciğeri ayıklamak gibi yani aynen. Tamam. Komple olayın özü bu yani. Şimdi ben bunu bu şekilde dikkatlice yerinden çıkartıyorum ve sadece yarısını kullanacağım. Bu şeylidir, epeyce zarlı bir üründür. O yüzden zarını iyice ayıklamak çok önemlidir. Zarlarını ayıklamazsan yerken gırç gırç tamam. Yemeğin içerisinden çıkar. Bak bütün şu zarlı kısmı ayıkladım. Ben de ayıkladım çıktı. Helal olsun. Vallahi mı? Bitti mi? Göstereyim mi? Göster be. Sen var ya inanılmazsın. Ben yarısını yapmıştım oysa ki. Tamam yarısını kullanmayız o zaman. Abi adam büyük yetenek ya gerçekten. Yarısını aldım tezgahın üstünde. Şimdi
Ortasında bir ince zarlı kısım daha görüyorsun. Bu arada gördüm. Şeyini yaktın mı? Ocağını yaktın mı? Yakmadım. Yak. Tamam. Ocağın yanmaya ihtiyacı var. Yaktım. Yansın, tavanın altı iyice ısınsın. Tamam mı? Tamamdır. Harikasın. Şimdi bunun ortasında zarlı bir kısım daha görüyorsun. Gördüm. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Müthiş. İyi anlatıyor muyum Buray? Muhteşemsin. Gerçekten mi? Hiç hızımızı kesmeyelim. Vay 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 vay. Ortasındaki zarlı kısma bir bıçak darbesi atıyorsun. İkiye ayırıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra ortasındaki ince zarlı kısmı da bıçağınla şöyle nazikçe ayırmanı istiyorum senden ki yerken gırç gırç bu bizim ağzımıza gelmesin. Tamam, burasını çıkarıyoruz yani. Burası derken? O bir tane sinirli bir bölüm var, onu evet, istemiyoruz. Evet, onu evet, evet, aynen öyle. Ortasındaki sinirli bölümü dikkatli vaziyette bıçağınla çıkartıyorsun. Tamamdır. Harikasın. Bu işi de yaptıktan sonra, şimdi bu arkadaşı böyle kokoreç hani böyle ince incedir, küçücüktür ya. İnce uzun doğrayacağız önce. Ne kadar küçük ve ince doğrarsan o kadar iyi. Zaten o sırada tavan da ısınıyor Buray. Tamam. Bu ince uzun doğradıklarını sonra da mümkün olduğu kadar küçük küpler halinde doğrayacaksın. Buray? Şu böyle uzun ince yapıyorum sonra bir de küçük küçük. Evet, uzun ince bir yol bizimki. Tamam. Harika. Bunların hepsini küçük kesme tahtanda yapıyorsun değil mi? Aynen öyle yapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gerçekten bu kadar disiplinli, bu kadar böyle komutlara hakim yaptığı işin farkında olarak yapman beni çok mutlu etti biliyor musun? Yani challenge böyle, severim. Böyle şey gibi değilsin yani hani yapayım ama nasıl yaparsak yaparız zaten. Yok. Arda gibi yapamayacağımız falan falan gibi değil. Yapacağım diyorsun yani değil mi? Ya en başında bu hamur kısmında birazcık daha aldık. Ama onda o da teknoloji kurbanı. Bu ounce olarak ölçermiş. Ha. Bu hamurdan ne çıkacak hiçbir fikrim yok ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Onu da kurtardın sanki ya. Yani şöyle oran olarak zaten orana göre gittiğimiz için sadece çok oldu. Ha. Bir ounce kaç gram? Sen şimdi o kısımdan değil de fazla yani tekli çiftli rakamları sen teklileri çiftli yapmaya çalıştın galiba değil mi? Yani zannederim bir senin istediğin 10 katını falan yaptım ben bu hamurdan. Ya ekmeği biz beceremedim ekmeği. Olmadı. Başından o terazi daha darmadan etti. Artık bitime çok yakınız Buray. Beraber miyiz? Aha açamadım. Aşk olsun. Allah Allah. Kayıyor olabilir elin. Şeyle peçeteyle tut. Bezle tut. Bak bak şu kokoreçin güzelliğine bak. Domatesi ve biberi de ekliyorum. Dur daha domatesi ekleme. Önce biberi ekliyorsun. Hadi ya ben karıştırdım. Yanıyor. Yanıyor mu? Haydi Buray. Haydi Buray bak denizleri açtık. Derelerde boğulmayalım. Geldim ben. Ha dur ben en iyisi görmeyeyim. Şimdi bu doğrama işini de küçük küçük yapacağız. Ne kadar küçük o kadar ya kokoreç hani böyle... O zaman bu bıçak değil ben başka bir bıçakla böyle belki büyük bıçakla daha mı kolay çalışırsın acaba? Yani ya da çok küçük da... bıçakla bilemedim. Bunu deneyeyim. Bıçaklar da çok küt bu arada oradan da bana kanaat etmemeniz lazım. Bazıları kesmiyor. O bıçaklar eğer körse bugüne kadar burada kestiği gelen bütün misafirlerin parmakları hesap sorar. Bıçaklarımız jilet gibi keskin. Okey atıyorum. Oldu mu hepsi bitti mi? Yani hazır. Yarın, okay. Evet. At o zaman benimkiler bitmedi. Benden demek ki hızlı gidiyorsun. Tavan ısındı mı? Biraz daha ısınabilirdi. Peki. Ben attım ve jos sesini duydum. Benimki şimdi bu joslamaya başladı. Harika. Harika. Peki. Zaten işin çoğunu bitirdik biliyor musun? Allah seni inandırsın. Eğleniyor musun Burak? Hiç eğleniyormuşsun gibi bir his yakalayamadım ben. Full konsantreyim şu an. Vallahi ama. O evet. Kadar konsantre olma be. Yani ipi topu burada beraberce bir kokoreç yapıyoruz yani. Şimdi bir nefes alma vakti geldi. Hah, şimdi bir tahta yemeğimiz kaşıkla pişerken. Bunu böyle güzelce bir karıştır lütfen. Tamam. Ekledikten sonra ilk böyle bir rengi çıksın. Şimdi artık bu küçük kesme tahtası... Kaldırabiliriz tezgahın üstünden. Direkt lavabonun içine koyabilirsin. Ellerimizi yıkayalım. Şu bile bence çok önemli bir nokta. Mesela tam ısınmadan atınca bu sefer suyunu bırakıyor. Yani ben mesela burada bir hata yaptım. Heh. Bunu tam böyle çok ısınmış bir şekilde atsam mühürlenecekti ve daha güzel olacaktı. Şimdi buradan ben mesela eksiği kupan kaybettim bence. Ama bu zaten hafifçe bir suyunu bırakacak her şekilde. Yani...
Ama böyle bir kızarıklık da olsaydı güzel olacaktı. Şimdi mesela peki, çok sunuyor bak. Banların ne durumda? Banlara bakmadım of, bakalım. Of of, banlar var ya. Ban bana bana geliyor bak bak. Ben normalde bunun kapağını açmazdım. Banlar Trabzon ekmeği. Ne olmuş? Trabzon ekmeğine döndü benim banlar galiba. Trabzon ekmeği bu benzetmeyi duysa kendini şeyden atar. Zigana geçidinin üstüne doğru böyle bırakır yani. Şimdi birkaç işimiz daha var. İki tane kırmızı biber, kırmızı nereden çıktı? İki tane yeşil biber görüyorsun tezgahın üstünde. Görüyorum. Bunları böyle kokoreç olacak ya bu. Evet. Bunları böyle güzelce ince ince doğramanı rica edeceğim senden. Tamam mı? Tamam. Hemen arkasından kenarda dursun. Bir tane domatesi ortadan ikiye böleceksin. Sonra bir kere daha böleceksin. Dört tane eşit dilim yapacaksın. Sonra domatesin derisi üstündeyken içerisine bir bıçak darbesi vuracaksın. İçindeki bütün çekirdeklerini çıkarttıktan sonra domatesleri derisi üstünde kalacak şekilde küp küp doğrayacaksın Burak. Bunu bir daha söyle. Neyi? Domates olayını. Domatesi önce ortadan ikiye, sonra dörde böleceksin diklemesini. Tamam. Sonra bıçağınla ortasındaki çekirdekli kısma bir darbe vuracaksın. Ortasındaki çekirdekli kısmı çıkartacaksın. Sonra tamam. Derisi üstünde kalacak vaziyette domatesi önce ince uzun diklemesine, arkasından da küçük küçük küpler halinde olacak vaziyette doğrayacaksın. Kabuklu yani. Kabuklu, tamam. Aynen öyle. Bu da bizim kokoreçimizin ihtiyacımız olan domates kısmı oluyor. Tamam. Bir domatesin dört parçaya bölüyorsun ya, üç tanesi benim için yeterli olacaktır. Küçük küp küp doğradık. Bunun işi de neredeyse tamam. Biber. Bu arada çok iyi durumda. Biber gayet hazır. Zaten hızlı vaziyette pişti. Birazcık daha şimdi bunun rengi dönecek, tamam mı? Tavadakiler ne durumda Buray? Tava güzel, karıştırıyorum. Güzel. Daha, İçerisine biraz birazcık tuz koy lütfen. Arkasından buna birazcık baharat koymamız lazım. Fırının üstünde hafif böyle pul biber var. Birazcık pul biber ekle. Yarım domates dedik değil mi? 4'te 3 domates. 4'te 3. Evet. Tamam mı? Sonra birazcık kekik ekleyeceğim Buray. Tamam. Tamam mı? En sonda naneyi ekleyip işi bitireceğim. Yeşil biberleri ekliyorum içerisine. Tamam, ben daha domatesliyim ya. Yeşil biberleri şöyle güzelce bir çevirdim. Domates vakit alıyor. Şimdi artık buna birazcık yağ vereceğim. Hafif bir zeytinyağı gezdiriyorum. Ve her şeyi güzelce burada cozurdayarak sotelemeye başlıyorum Buray. Sotelemek derken? Sotelemek derken her şeyi tavanın içerisinde yavaşça birleştiriyorum ve son pişme haline getirmeye başlıyorum. Unutma, domatesi en son ekleyeceğiz. Yoksa domates içeride erir gider. Baharatlarını tam ekledin mi? Karabiber, tuz. Karabiber, tuz. Zeytinyağı gerekir mi dedin? Evet. Tamam. Pul biber. Pul biber. Birazcık kuru nane. Birazcık da kuru kekik. İhtiyacın olan bütün baharatlar burada fırının üstünde duruyor. Artık bitime çok yakınız Buray. Beraber miyiz? Aha, açamadım. Neyi? Sen o kadar spor yap. Aşk olsun. Allah Allah. Ya kayıyor olabilir elin. Şeyle, peçeteyle tut. Bezle tut. Bak bak şu kokoreçin güzelliğine bak. Yemin ediyorum Beyoğlu'ndaki kokoreççiler gibi olduk. Yemek yandı, biz daha kavanoz açacağız. Haydi Buray, haydi Buray. Açtın mı? Açtım. Helal. Şimdi banların ne durumda? Vay be, müthiş banlar gözüküyor. Trabzon ekmeği dedim. Ban müthiş gözüküyor, müthiş. Artık bunu direkt olarak tezgahın üstüne çıkartıyorum Buray. Şimdi domatesi ve biberi de ekliyorum en son. Dur, daha domatesi ekleme. Önce biberi ekliyorsun. Hadi ya, ben karıştırdım. Hayda. Dur, peki tamam. Ne yapalım? Bir şey olmaz. Böyle sağlık olsun. Ayırıyorum şimdi. Şimdi bu banların içinden 3 tane çıkartıyorum. Bu arada bak, burada her şey çok güzel pişti. Mis gibi kokuyor Buray. Çok iyi. En son olarak da şöyle domatesi ekleyeceğim içerisine. Domatesle beraber şöyle bir canlandıracağım. Şu rengin güzelliğine bak ya. Yani bir şey söyleyeceğim ama. Gerçekten müthiş. Beğendin mi? Yani. Yaptığın işten mutlu musun şu anda? Şov yapmak gibi olmasın. Aha. Çok da özgüven içeren bir şey değil bu ama yediğin en güzel kokoreçi yapabilirim şu an. Vallahi mı? Vallahi sana var ya, helal olsun be. İşte aradığımız özgüven. Artık birleştiriyoruz her şeyi.
Hazır mıyız? Değiliz. Bir dakika, bu biraz pişsin, ondan sonra domates. Hangisi? Biber biraz daha az olsun. Sana ben inanıyorum, sen yapmışsındır onu. Şimdi ben her şeyi bitirdim, altını kapattım. Tamam mı? Tamamen vitamini içinde. Şimdi buradaki banlardan bir tanesini alıyorum. Buray. Evet. Pişirdiğim kağıttan nazikçe çıkartıyorum. Tamam. Tamam mı? Ortasında bir hafif boşluk var. Bu boşluğu hafifçe şöyle elimle açıyorum. İçerisine buradaki hazırladığım salatadan koyuyorum, havuçlu. Tamam mı? Domatesler büyük oldu. Evet. Büyük mü oldu? Niye yani görüntü yaptın? Olarak domatesleri biraz... Sonra buradaki kokoreçten içerisine şöyle güzelce bırakıyorum üstüne. Bir dakika, banları aldın. Banları aldın. Neyle alacağız? Altına alıyoruz. Altına böyle o havuçlu kattan koyuyorsun, tamam mı? Sonra üstüne kokoreçini koyuyorsun. Sonra servis tabağını yan tarafından alıyorsun. Ve senden istediğim bu banlardan bana 3 adet servis tabağına çıkartman. Ondan sonra işimiz bitti. Bak, nazikçe çıkartıyorsun. Buharda piştiği için zaten kolayca çıkıyor yerinden. Ben ban olayını yanlış anladım ya. Niye? Ne bileyim, senin okey anladım. Sen bu yaptığımız kokoreçi bu banın içerisine koyup öyle yapacağım. Ben Çin mantısı gibi bir şey yaptım ama dur bekle bakalım niye? Ne olacak. Seninkiler yuvarlak mı? Evet. Tombik mi? Tombik. Peki. Ama bir formül bulacağım, merak etme. İşte bu. Bak, ben böyle çözüm odaklı insanlara gerçekten çok hayranlık duyuyorum hayatta. Şöyle senin yapayım. Var ya asla sırtın yere gelmez, biliyor musun? Yani... Biliyor musun? Yanıyor. Yanıyor mu? Yanan ne? Haydi Buray. Haydi Buray, bak denizleri açtık, derelerde boğulmayalım. Haydi Buray. Haydi Buray diyoruz. Bak bak, şunun güzelliğine bak. Of 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 of. Şimdi yeminle tek nasıl lokmada, bir şey yapabilirim? Tek lokmada zaman... yutmalık. Bak, ben 3 tane hazırladım. Ben daha değişik bir teknik deneyeceğim, bir dakika. Nasıl bir teknik? Yani 3 tane istiyorsun değil mi? Evet. Tamam, 3 tane güzel görünen. 3 tane şöyle en güzellerinden abime. Abime en güzellerinden 3 tane. Dur, ben bunu hazırlayacağım şimdi. Bir. Ben servise hazırım Buray. Ben değilim. Ben bir dakika daha isterim. Müşteri ne yapacak? Müşteri bir dakika daha bekler ya. Bekler mi diyorsun? Anlayışlı mı? Tamam, bunu durdurduk. Bu helal. Nasıl söner bu? Neyse, sönmesin. Peki. Evet, tamam. Ben 3 tane hazırladım Buray. Servise çıkmaya hazırız. Her şey 10 numara 5 yıldız kıvamında. Ben değişik bir şey deneyeceğim. Bu mu? Bununla keseceğim. Hazır mısın? Gibi. Hadi bakalım. O zaman yaptık. Hep beraber servise çıkıyor muyuz? Yaptın mı? Hayır. Ha, neyin eksik? Buray? Benimki burger gibi bir şey oluyor. Bakayım, benimki de öyle bir şey burger oluyor. Geldim ben. Ne yaptın abi? Ha dur, ben en iyisi görmeyeyim. Henüz ona hazır olmayabilirim. Görme. Buray, bana anlatır mısın ne yaptığını? Çok güzel bir şey olacak. Peki. Nasıl bir şey ama? Göreceksin. Tamam, ona hazırım. Bu arada ben şöyle bir küçükçe bir tadına bakayım. Tam bir kokoreç. Gerçekten. Oo. Vay 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 vay. Bir. Vay 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 vay. Bu nedir be arkadaş? İki. Gerçekten bu nedir be arkadaş? Buray be. Bunu sen mi yaptın? Onu. Vallahi helal olsun. Vay vay vay. Bir, iki. Hazır mısın? Çok az kaldı. Evet, servise çıkıyoruz. 3, 2, 1. Hadi servis. Dur dur. Hadi bekliyorum. Geliyor adam. Hadi. Paniğe sokuyor. Paniğe mi? Paniğe sok beni. Bir şey söyleyeceğim, çok sofistike bir sunum oldu. Bir kere benimkinden daha havalı bak. Yeter hepsini koyma. Presentation is everything. Ama üstlükleri işte bunlar. Üstlüğüm var. Koymayalım ya. Yok, hiç böyle daha yok. İyi değil mi? Bence daha güzel yani. Tamam, çok iyi. Bence güzel bir şey çıktı yani. Onun üzerinden 9 olmasa bile 8'im vardır diye düşünüyorum. Arda'nınki 10'sa benimki 8 falan olur herhalde. Burayla bayağı hızlı geçti yani. Tahminimden daha yapabildi ya. İşte bu be. Değişik bir şey olmuş seninki. Ben böyle... İşte bak, ben ban konusunda... Sen böyle... Anlamadım işte orada. Dedim ya, ortasını parmağınla bastır, sonra tamam, işte kapat. Onu anlamadım, ben şey yaptım.
nedir? Sen mesela Çin hani, mantısı gibi bir şey oldu benimki. Yok yok okey. Böyle hani ortasına bastırdın ya böyle. Üstüne bastırdın mı? Evet. Bastırdım. Böyle. Sonra ortasına bastırdım böyle çiçek gibi bir şey yaptım ha, yani. Ha sen dumpling yaptın. Dumpling oldu benim. Ha. Ya evet. Olmadı. Okey. Neyse yırttık sonra. Şimdi gördük olayı. Ama bak bu da olur. Eğer bunun içini atmadan böyle doldurmuş olsaydın bu da olurdu. İşte ben sonunda böyle bir şey çıkacağını anlamadım ki. Vallahi inan bir ben şey de değil, bazen benim, ben de anlamıyorum ama. Benimki de güzel ya. Çok güzel. Yani. Samet beğendin mi? Ya 10 üzerinden 10'sa 9.5. Değil mi? Alır yani 9.5. Hala 9 olsun yani en kötü. Samet beğendiyse gayet güzel olmuş demektir. Tamam. Ha? Hiç yardım etmedi mi sana vicdansız? Gerçekten mi? Müthiş. İnanılmaz. Tadına bakmak için heyecanlanıyorum. Ben de. Hadi değişelim o zaman. Ya ben daha değişik fantezi. O ben sandım ki o yaptığım çiçek açılacak. İçerisine böyle o kokoreçi koyup kapatacağım gibi bir şey bekledim ama... Abi bam, çiçek olacak, kapanacak, açılacak, içinden petaller çıkacak. Buray sen bu ekmeğe niye bu kadar misyonlar yükledin be abi? Şimdi şefim nasıl yememi tavsiye edersin? Yani... Ben olsam direkt böyle elimi alırım, atarım ağzıma. İşte bu. Ben de aynı şekilde böyle alıp bir lokma ısırmanı tavsiye ederim. Yani böyle... Yani tabii ki... Şey senin. Arkadaşlar buyurun. Göz görür can çeker. Değil mi? Çok can insan gerçekten be. Çeker. Çok insan. Vallahi insan gibi insan yani. Gerçekten simetri, çok insan. Estetik, görsel. Bu da estetik. İşte yani. En güzel kısma geldik. Yumuşak mı ekmek? Bir şey unuttum ben. Ne? Tuz mu? Benim banın içine tuz koymamışım. Tuzu yok. Zannederim söylemedi. Değil mi? Evet. Onu suçuyor. Tuz koymasını söylememiş. Emin misiniz? Hadi bir geri dönüp bakalım. Bunların üstüne şöyle doluca bir tutam tuz atıyorsun. Küçük evet. Bir kaşık kadar. Önünde duruyor zaten tuz ve karabiber. Oh acıymış. Ya. Kokoreç. Çaktı güzel. Mı? Seninki de acı. Öyle mi? Evet. Biberden mi? Acaba biberin mi acıydı biberden bilmiyorum. Mi? İkisi de olabilir. Biber de acıymış çünkü. Ama güzel. Hı? Bak sen de şöyle bir temel fark yapmışsın. Benim banlar böyle hani ortadan katlama sen böyle top gibi yapmışsın. O yüzden böyle içi açık oluyor. Böyle açtığın zaman... Ya duyarak ancak bulut, bu kadar. Evet. Bulut gibi oluyor. Böyle. Bu da benim banım hani. Ben dumpling yaptım ya. Evet seninki dumpling olmuş. Bir şunun bak tek başına tadına hafifçe baksana. Ne kadar böyle kar bulutu gibi değil mi? Evet, benim niye olmadı? Çünkü seninki... Benimki bildiğin şey... Seninki biraz sıkışmış. Ama güzel. İş görür yani. Bir de tuz yok. Tuzu unuttum orada. Tuz konumuz sıkıntı olmuş. Olsun. Ekmeğin tuzu eksik. Ve iç harcın kokoreçin de baharatı eksik. Pul biber mi koymadı? Az mı koydu? Pul biber yerine toz biber mi koydu? Ne yaptı bilmiyorum ama biraz acısı eksikti. Buyurun. Beğendin mi bakıyorum? Ulan ben bitireceğim bunu. Ya. Yani o derece diyorsun ha? Kokoreç ban. Uzay. İnanılmaz. Peki. Eğlendin mi? Çok. Keyif aldın. Vallahi süperdi. Eğlenmene sevindim. Umarım keyif aldın. Çok güzeldi. Baştan yapsak? Hadi bir daha. Efendim ağabeyi umursanıza ya. Hepiniz hoş geldiniz. Derken... Şaka bir yana biz bu hafta Buray'la beraber mutfağa girdik ve omuz omuza dedik. Çok keyifli bir bölüm oldu. Çok teşekkür ederim. Ayağına ben sağlık. Ben teşekkür ederim süper. İnşallah sen de çok benim eğlendiğim kadar eğlendin. Son bir iki cümle bir şey söylemek ister misin? Buyurun yiyelim diyebilirim. Başka hiçbir şey diyemem çünkü ben yani inanılmaz lezzetli görünüyor. Doyamadım. Ne diyeyim? O zaman tamam biz kapattıktan sonra yemeğe devam ederiz efendim. Diyecek bir şey bulamadım ya. Arda ile omuz omuzadan güzel, sağlıklı, lezzetli, keyifli bir hafta sonu olsun. Sağlığınıza iyi bakın, kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Ne yaparlarsa yap boş yani, iyi dinlesinler. Çünkü sonunda hayal edemezsin şeyi. Çıkacak olan sonucu hayal edemiyorsun. Hiçbir tavsiyem yok yani yapabilen yapar, yapamayan yapamaz.